Afrika'nın yegane amacı İlhan Cavcav'a oyuncu değiştirmek daha. Yani Afrika'nın sömürülmesinin suçlusu da en başta Afrika, onu söyleyeyim. Şu ahlaken en büyük suçlusu onlar olmayabilir. Sömürenlerdir ama birinci müsebbibi onlardır. Sömürtmeyeceksin kendini. Biz kendi tarihimiz için bile aynısını söylerken elin zencisine pozitif ayrımcılık yapamayacağım, kusura bakmasın. Kölecilik, sömürgecilik, kölelik, işte ne bileyim, emperyalizm, bunlar gırla vardı Afrika'da. Birbirlerini kestiler, durdular. Şu an günümüzdeki en büyük köle satıcıları zenciler arkadaşlar, Afrikalılar. Gerçek köleden bahsediyorum bu arada, hani bayağı mülk olan. Old school köle. Modern köle değil. Ya zekaları düşük de işte. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Asyalıların zekaları beyaz erkekten çok üstün. Ama ona rağmen tarihte çok büyük hakimiyet kuramamışlar beyazlar üstünde. Ama işte siyahlar beyazlara çok yakındı. Hemen elinin altındaydılar ve ilk bunları sömürdüler. Ve bir de şu da var. Yüksek zeka daha az suça meyillilik demek. Arada gayet nedensel ilişki var. Şimdi münferit örnekler bulmayın ama şu katil çok zekiydi falan filan diye olur. Ama genellikle yüksek zeka ile suça meyil arasında ters orantı olur. Belki de adamların suça meyili azdı diyeceğim ama abi Asyalı'nın, yani Doğulu'nun zalimliği de çok büyük zalimlik oluyor. Onu da yapıyorlar. Onu da yapıyorlar. 1930'lar ve 2. Dünya Savaşı yıllarında, 40'larda Japonlar Çinlilere neler neler yaptı. Yani Hitler'in Yahudilere yaptığından çok daha fazlasını yaptı Japonlar Çinlilere. Ama sinemada, kültürde Çin lobisi diye bir şey olmadığı için Çin derdini hiçbir zaman anlatamadı. En büyük drama hikayeleri, filmleri hep Yahudi soykırımından çıktı. Hani olmasın demiyorum ama onu da keşke öğretse popüler kültür insanlara. Abi bugün ne konuşasın varmış, çete bakmadan takır takır konuşuyor. Bu aralar bir ters bir düz, bir iyi bir kötü oluyorum, yoldan olabilir. Moral